Ryan Tracy, Milyon Dolarlık Alışkanlıklar, Bölüm 6. Daha fazla ücret ve daha hızlı terfi almanızı sağlayan alışkanlıklar. İş hayatında en tepeye ulaşmak isteyen bir kişi, alışkanlıkların gücünü ve alışkanlıkları oluşturan şeyin tekrarlanan eylemler olduğunu anlamalıdır. Bu kişi kendisini mahvedebilecek olan alışkanlıkları hızlıca bırakmalı ve arzu ettiği başarıya ulaşmasına yardımcı olacak alışkanlıklara yol açacak eylemleri sergilemeye başlamak için acele etmelidir. Paul Getty. Şair Robert Service bir keresinde "İnsanları yönetecek kişi itaat etmeyi öğrenmelidir" diye yazdı. En başarılı yöneticiler, girişimciler ve müdürler genellikle şimdi bulundukları noktaya yükselirken harika birer çalışan olmuşlardır. Onlar şirketlerine ve kurumlarına ciddi, değerli katkılarda bulunmalarına imkan tanıyan alışkanlıkları öğrenirler ve bunun sonucunda etraflarındaki insanlardan daha fazla ücret ve daha hızlı terfi alırlar. Bu sizin de hedefiniz olmalıdır. Kendi çabalarıyla milyoner olmuş kişilerin çoğu kendi başarılı işlerini kuran ve yapılandıran girişimcilerdir. Ama kendi çabalarıyla milyoner olanların büyük bir bölümü de başarılı şirketlerde satıcı ve yönetici olarak çalışan, buralarda mükemmel işler çıkaran, muhteşem katkılar sağlayan ve hem para hem de hisse senedi biçiminde son derece iyi ücretler alan kişilerdir. Toplumun sadece %1'i başarılı bir girişimci olmanın gerektirdiği becerileri ve yaratılışa sahiptir. Ama toplumun %99'u da belirli bir iş veya meslekte iyi bir iş çıkarabilir. Çoğu insan hayatının %95'ini bir başkası için çalışarak geçirdiğinden, kendinizi nasıl önce değerli ve sonra da vazgeçilmez biri haline getireceğinizi öğrenmeniz çok önemlidir. Bu işinizdeki başarının anahtarıdır. Seçeneklerinizin sınırı yoktur. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde bile 200 binden fazla iş ve iş kategorisi bulunur. İyi bir gelir ve finansal bağımsızlık elde etmek için yapabileceğiniz şeylerin bir sınırı yoktur. Bu nedenle yapmayı en çok seveceğiniz iş hakkında düşünme alışkanlığını geliştirmeniz gerekir. Karşınıza çıkan her iş teklifini kabul etmek yerine sürekli olarak idealinizdeki işi düşünmeli ve bunu yaparken o işi her açıdan baştan sona bizzat siz tasarlayabilirmişsiniz zihniyetiyle yapmalısınız. Toplumumuzdaki en yüksek gelirli ve en başarılı insanlar sevdikleri şeyi mümkün olduğunca uzun zaman yaparlar. Siz sürekli olarak bir adım geriye gitmeli, kendinizi objektif bir gözle incelemeli ve kendi özel yeteneklerinize ve becerilerinize odaklanmalısınız. Her insan bir ya da birden fazla şeyi muhteşem bir şekilde yapabilme becerisiyle doğar. Siz nasıl çeşitli zeka türlerine sahipseniz, aynı şekilde çeşitli becerileriniz de bulunur. Gerçek mutluluğa ve başarıya, yalnızca bugün sahip olduğunuz ya da yarın geliştirebileceğiniz kendinize özgü yeteneklerden faydalanan türde bir işi bulduğunuzda ulaşırsınız. Sizin için ideal olan iş. Logoterapinin kurucusu Dr. Viktor Frankl yapabileceğiniz 4 tür iş olduğunu yazar. Bunlardan ilki öğrenmesi ve yapması zor olanlardır. Bu tür işler arasında bu alanda doğuştan bir becerisi olmayan bir insan için muhasebecilik veya defter tutma gibi işler bulunur. Kişinin bu işi öğrenmesi zor olur ve bunu yıllar boyunca yapsa bile ona yine de zor gelir. Çoğu insan kendisini doğal becerileri ve işinin gerektirdikleri arasında uyumsuzluk olan işlerde ve kariyerlerde çalışırken bulur. İşleri bu insanlara her zaman zor gelir ve kendilerini nadiren tatmin olmuş hissederler. Frankl'ın tanımladığı ikinci tür iş, öğrenmesi zor ama yapması kolay olan işlerdir. Bu, klavyede yazı yazma ya da bir uçağı uçurma gibi bir beceri olabilir. Bu tür işleri öğrenmek ciddi anlamda bir adanmışlık ve konsantrasyon gerektirir ama bunlar üzerinde bir kez uzmanlaşıldığında onlar kişi için her an daha da kolaylaşır. Ancak maalesef ki, bu tür işler zaman içinde sıkıcı, ilgi kaybettirici ve fazla basit bir hale gelebilir. Böyle bir iş, yeteneklerinizi ve kapasitenizi geliştirmenize nadiren sebep olur. Kendinizi içinde bulabileceğiniz üçüncü iş türü,
öğrenmesi kolay ama yapması zor olan işlerdir. Hendek kazmak gibi bedensel çalışma gerektiren işler bu kategoriye girer. Bedensel anlamda zorlayıcı olan işleri öğrenmek genellikle kolaydır. Ama böyle işlere ne kadar uzun süre devam ederseniz edin, bunları yapması her zaman zor olur. Odun kırmayı düşünün. Dördüncü ve en önemli olan iş kategorisi, öğrenmesi de yapması da size kolay gelen işlerdir. Bu işleri o kadar kolay öğrenmişsinizdir ki ve o kadar kolay bir şekilde yapmaktasınızdır ki bunları daha en baştan ne zaman ve nasıl öğrendiğinizi bile neredeyse unutursunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi öğrenmesi ve yapması kolay olan işler ve görevler sizin doğal yeteneklerinizin ve becerilerinizin en iyi göstergeleridir. Bu tür konumlar sizin muhtemelen en iyi işinizi çıkardığınız, en iyi sonuçları elde ettiğiniz ve en yüksek ücreti aldığınız konumlardır. Hayatınız ve kariyeriniz boyunca öğrendiğiniz ve kolaylıkla yaptığınız ve sayelerinde en iyi sonuçları ve ödülleri aldığınız şeyleri belirlemek için devamlı olarak faaliyetlerinizi analiz etmelisiniz. Bu tür işler kariyerdeki başarının anahtarıdır. Katkıya odaklanın. Siz kendi işinizi yönetiyor bile olsanız, kendinize karşı olan en önemli sorumluluğunuz, bizim iş koçluğu programımızda da öğrettiğimiz üzere en kolay yaptığınız, keyif aldığınız ve işinize ya da şirketinize en büyük katkıyı sağlayan birkaç şeyi belirlemektir. Bunun sonrasında yapmanız gereken şey ise iş gününüzü ve çalışma hayatınızı en iyi yaptığınız ve onlar sayesinde en iyi sonuçları aldığınız şeylerin daha fazlasını yaparak geçireceğiniz şekilde düzenlemektir. Bu iş hayatındaki başarının anahtarıdır. Düşünüşünüzün kalitesinin hayatınızın kalitesini belirlediği bir gerçektir. Kim olduğunuz konusunda, yani doğal becerileriniz, yetenekleriniz ve işiniz konusunda en çok ne istediğinizi düşünerek ne kadar çok zaman geçirirseniz o kadar iyi kararlar verir ve o kadar çok şeyi başarırsınız. Bu düşünme tarzı iş, patron, sektör ve kariyer konularındaki seçimleriniz için büyük önem taşır. İlk işinizi kabul etmeden önce veya kariyeriniz devam ederken bir iş değişikliği yaparken bir an için durun ve geçmişin üzerine bir çizgi çekin. Bugüne kadar biriktirdiğiniz tüm bilgi ve becerilerle her şeye yeniden başlıyor olduğunuzu hayal edin. Sizi açık olan tüm fırsatları araştırın ve sonra mevcut bilgi, beceri ve gelişim düzeyinizde sizin için doğru olan işi acele etmeden seçin. Hayat ve zaman yatırımınızı dikkatlice yapın. Bunlar sizin tüm sahip olduklarınızdır ve yerleri de doldurulamaz. Güvence yerine fırsat arayın. İnsanlar bana her zaman mevcut işlerinde nasıl daha fazla para kazanabileceklerini sorarlar. Ben de onlara ne tür bir iş yaptıklarını ve ne tür bir şirkette çalıştıklarını sorarım. Bana genelde satışların durgun ya da azalmakta olduğu bir sektörde veya büyüme göstermeyen bir şirkette çalıştıklarını söylerler. Bazen de ücretin büyük ölçüde sabit olduğu ve daha yüksek bir ücret ya da terfi almak için pek fırsatlarının olmadığı bir yerde çalışıyor olurlar. Bu durumlarda onlara sınırlı bir geleceğe sahip olduklarını ve tatminkar olmayan bir durum içinde bulunduklarını söylemek zorunda kalırım. Şu andaki iş piyasasına bakın. Hangi işler ve sektörler satış ve popülarite anlamında büyüme gösteriyor? Hangi ürünler ve hizmetler iyi satıyor? Hangi şirketlerin karları ve hisse fiyatları artıyor? Başarılı olan ve büyüyen çoğu şirket ve sektör ülkedeki hangi şehirlerde ve bölgelerde yerleşik durumda? Eğer gerçekten bir milyoner olmak istiyorsanız gerekli olduğu takdirde ülkenin bir başka yerine taşınmak da dahil olmak üzere hayatınızda önemli değişiklikler yapmaya hazırlıklı olmalısınız. Eğer müşterilerin ve talebin azaldığı bir sektördeyseniz o sektörden ve işinizden ayrılmaya hazırlıklı olmalısınız. Kendinize karşı dürüst olmalısınız. Çalıştıkları yer ve yaptıkları iş konusunda büyük değişimler yapan pek çok insan hayatını tamamen değiştirdi, gelirini ciddi anlamda artırdı, kariyerine hız kazandırdı ve finansal bağımsızlığa doğru hızla yol aldı. Tamam, güle güle. Geçmişe aldırmayın ve geleceğe odaklanın. Muhasebede batık maliyet adı verilen bir kavram vardır.
Bu maliyetler harcanmış ve telafi edilemeyecek olan parayı anlatır. Bunlar bir önceki senenin reklamları gibi şirketten sonsuza dek gitmiş olan paralardır. Bu paralar kurtarılamaz. Hiçbir değeri yoktur. Derin bir okyanusun dibine çökmüş gibi batmıştır. Sizin de kariyerinizde batık maliyetleriniz vardır. Belirli bir alanda deneyim kazanmaya ya da bir eğitim almaya haftalarınızı, aylarınızı ve hatta yıllarınızı yatırmış olabilirsiniz. Ama piyasa değişmiş ve sizin uzmanlık alanınız için olan talep çok aza inmiş olabilir. Kimse size iş vermek veya yapacağınız iş için fazla para ödemek istemiyor olabilir. Birçok insan şu anda var olan ya da gelecekte var olacak herhangi bir alan için gerekli olmayan yetenekleri ve becerileri geliştirmek için ciddi miktarlarda para ve zaman yatırım yapmış durumdadır. Ama bu insanlar bu gerçekle yüzleşmek ya da bunu kendilerine veya başkalarına itiraf etmek konusunda zorluk yaşarlar. Düzenli olarak sıfır esaslı düşünme yöntemini uygulayın. Geliştirebileceğiniz en önemli alışkanlıklardan biri sıfır esaslı düşünme alışkanlığıdır. Bu şekilde düşündüğünüzde düzenli olarak geçmişteki her kararınızı çok ciddi bir şekilde muhakeme edersiniz. Kendinize şu soruyu sorarsınız. Şu anda yapmakta olduğumu ve eğer şimdi bildiklerimle yeni baştan başlayabilseydim yapmamayı seçecek olduğum herhangi bir şey var mı? Bu soruyu hayatınızın her alanına uygulayın. Özellikle de hayatınızdaki iş, pozisyon, kariyer ve mevcut durumunuzun alanlarına. Eğer şu anda yaptığınız şeyi yapıyor olmasaydınız, şu anda bu alan hakkında bildiklerinizi göz önüne alarak bugün olsa yine o alana girer miydiniz? Bu soruyu sormak ve cevaplamak ciddi ölçüde cesaret gerektirir. Gerçek şu ki bu kadar hızlı değişen bir dünyada eğer şu anda bildiklerinizle yeniden bir seçim şansınız olsaydı girmeyecek olduğunuz durumlar her zaman olur. Bu durumlar neredeyse daima hayatınızdaki stresin ve memnuniyetsizliğin başlıca nedenleridir. Bunlar kendinizi kötü ve hayal kırıklığına uğramış hissetmenize yol açar. Ve eğer sıfır esaslı düşünme durumunda yeterince uzun süre kalırsanız bu sizi fiziksel olarak hasta bile edebilir. Eğer yukarıdaki soruya verdiğiniz cevap evet olduysa, o zaman sormanız gereken bir sonraki soru, bu durumdan nasıl çıkabilirim ve bunu ne kadar hızlı yapabilirim olmalıdır. Genellikle önceden aldığınız bir kararın başlangıçta düşündüğünüz kadar iyi bir karar olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek için cesaret sahibi olarak tüm hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bunda yanlış olan bir şey yoktur. Siz kusursuz değilsiniz. Herkes sonradan pişman olduğu kararlar alabilir. Bu durumda sorulması gereken tek soru, sizin için doğru olmadığını bildiğiniz bir durumun içinde kalmaya daha ne kadar devam edeceksiniz sorusudur. Şu andaki bilgilerinizle eğer yeni baştan başlayabilseydiniz, hiç girmeyeceğiniz bir kariyer veya işte başarılı ve mutlu olmanız mümkün değildir. Sizin için ideal işi bulmak. En çok neyi yapmaktan keyif aldığınıza, neyi son derece iyi yapma potansiyeline sahip olduğunuza, ülkenin neresinde yaşamak ve ne tür bir iş alanında çalışmak istediğinize bir kez karar verdikten sonra sıradaki adım bilgi edinme amaçlı röportaj yapma sürecini başlatmaktır. Buna göre belirli bir şirketteki bir iş için başvuruda bulunmak yerine sadece o şirkette ve sektörde neler olduğuna dair bir bilgi arayışına girersiniz. Kendinizi bir haber yazmak için bilgi toplama sürecinde olan bir muhabir gibi düşünün. Araştırmanıza bir sektörde faaliyet gösteren bir şirkette karar alma yetkisine sahip birini arayarak başlayın ve şu tarz bir şey söyleyin. Bu iş alanı üzerinde biraz araştırma yapıyorum ve iş alanınızın gelecekte göstereceği değişim ve gelişim konusundaki düşüncelerinizi sormak için birkaç dakikanızı alabilmeyi çok isterim. İnsanların sizinle şirketleri hakkında konuşmaya ne kadar istekli olacaklarını görmek sizi şaşırtacaktır. Birkaç farklı şirkette çalışan bazı insanlarla konuştuktan sonra sizin önce o sektörde çalışmak isteyip istemediğiniz, sonra da hangi şirkette çalışmak istediğiniz konusunda karar almanızı kolaylaştıracak harika bir bilgi tabanınız olacaktır. Uzun yıllar evvel şehirde henüz yeniyken ve çalışma alanında hiç tecrübem yokken, ticari gayrimenkul alanındaki en iyi 4 şirketle bu uygulamayı yaptım.
Bir ay içinde bu dört şirketin hepsinden de iş teklifi aldım ve en iyi itibara sahip olan ve işe alım standartları en zor olan şirketin teklifini kabul ettim. Bu yöntem gerçekten de işe yarıyor. Unutmayın, zamanınız hayatınızdır. İşinizi dikkatlice seçin. Siz hayatınızın belirli bir miktarını bu işle takas ediyor olacaksınız ve zamanınız alacağınız paradan daha önemlidir. Giden paranın yerine yenisi konulabilir ama harcanan zaman sonsuza dek gitmiş demektir. İyi bir seçim yapmak için zaman ayırın. Yeni bir iş bulma sürecindeyken patronunuzu dikkatli bir şekilde seçin. Kariyerinizde hızlı bir ilerleme sağlamanın en süratli yollarından biri harika bir patron için çalışmaktır. Harika bir patron her zaman yetkin ve becerikli, pozitif ve yapıcı, onunla çalışırken bir şeyler öğrenebileceğiniz ve hızlıca gelişebileceğiniz birisidir. Başarılı insanların çoğu, size başarılı olmalarındaki kilit unsurun patronları olduğunu söyleyebilir. Öte yandan bazı insanlar bir işe ihtiyaçları olduğunda kendilerine teklif edilen her işi kabul etme ve sonrasında da hasbelkader patronları haline gelen kişi için çalışma alışkanlığındadırlar. Bu insanlar kendilerine verilen her görevi, teklif edilen her çalışma saatlerini veya şartlarını kabul ederler. Özgüvenli ve kendi kararlarını kendisi alan biri olmak yerine tepkisel ve her şeyi kabul eden insanlar haline dönüşürler. Kendilerini kendi hayatlarından ve kariyerlerinden sorumlu olan kişi olarak görmek yerine onlar kendilerini sadece onlara söylenen şeyleri yapan pasif kişiler olarak görmeye başlarlar. Bu kesinlikle sizin için olan bir şey değildir. Hızlı ilerlemek için iki alışkanlık. Yıllar içinde işletme bölümünden mezun olmak üzere olan sınıflara konuşmalar yapmak için davetler aldım. Bu öğrenciler benden her zaman iş dünyasında başarılı olmak ve öne geçmek için tavsiyeler istediler. Size onlara söylediklerimi söyleyeceğim. Öne geçmek için size hayatınız boyunca öğrenebileceğiniz bütün başarı sırlarından daha fazla yardımcı olacak iki alışkanlığı geliştirebilirsiniz. Bu alışkanlıklar size bir çalışan, bir müdür veya yönetici ya da bir girişimci veya iş sahibi de olsanız iyi bir şekilde hizmet ederler. Bunlar basit, öğrenmesi kolay ve son derece güçlü alışkanlıklardır. Birinci alışkanlık. Unutmayın ki normal çalışma saatleri basitçe ortalamalardır ve bunlar ortalama çalışanlar içindir. Normal çalışma saatlerinin sizinle bir alakası yoktur. Eğer iş günü 8.30'da başlıyorsa, sizin saat 8'de iş yerinde ve çoktan çalışmaya başlamış halde olmanız gerekir. Tüm gün boyunca durmadan çalışmanız gerekir. Eğer iş günü 17.00'da sona eriyorsa, sizin 17.30 ya da 18'e hatta daha geç saatlere kadar çalışmaya devam etmeniz gerekir. Bu basitçe işe daha erken başlama, daha çok çalışma ve işten mesai bitiminden daha geç çıkma eylemleri üretkenliğinizi %50 ila %100 arasında bir oranda artıracaktır. Sizin ilerleme sağlamanız ve öne geçmeniz için size yardımcı olmak adına en iyi konumda olan insanlar kısa sürede bu çalışma alışkanlıklarınızı fark ederler. Bu sayede de diğer tüm iş arkadaşlarınıza karşı bir avantaj elde edersiniz. İkinci alışkanlık. İşinizi çok iyi bir şekilde yaptığınızı ve ona hakim olduğunuzu hisseder hissetmez patronunuza gidin ve daha fazla sorumluluk almak istiyorum deyin. İşinizi çok sevdiğinizi ve şirkete daha da fazla değerli katkılar sağlamak istediğinizi söyleyin. Bunları söylerken daha fazla para almak veya özel bir itibar edinmek istemiyorsunuzdur. Basitçe daha fazla sorumluluk almak istiyorsunuzdur. İnisiyatif kullanın ve işi hızlıca halledin. Eylem yönelimli, eylem odaklı olmanın ve inisiyatif kullanmanın öneminden bahsettiğimi hatırlayın. Bu özellikler her işte, her yerde, her alanda olumlu anlamda dikkati üzerinize çekmenize neden olur. İster bir başkası için çalışıyor, isterseniz kendi işinizi yönetiyor olun, sorumluluk alma ve işi hızlıca halletme alışkanlıkları sizin daha fazla para kazanmanıza ve daha hızlı terfi almanıza geliştirebileceğiniz diğer her iki alışkanlıktan daha fazla yardımcı olur. Execution isimli çok satan kitabında Larry Bostie, Fortune 500 listesindeki şirketleri yöneterek geçirdiği uzun yıllara dayanarak iş hayatında tanıdığı en değerli insanların
sorumluluklarını yerine getirme ve yapmaları için işe alındıkları işi hızlıca halletme alışkanlıklarını geliştirmiş nadir insanlar olduğunu yazar. İş hayatındaki başarılı insanlar üzerinde yapılan her çalışmada bu iki özellik dikkat çeker gibi görünür. Her işteki, her kurumdaki tüm başarılı insanlar sorumluluk alır. O sorumlulukları yerine getirmek için hızlı bir şekilde hareket eder ve istenen sonuçları alır. Ve iş hayatında sonuçlar her şeydir. Kariyerimin ilerleyişini hızlandırmak. Yıllar evvel yaklaşık 200 çalışanı olan büyük bir şirkette çalışmaya başladım. Şirket için pek önemi olmayan biriydim. Arka tarafta yer alan, içinde bir masa ve bir sandalyesi bulunan ve duvarlarında hiç resmi olmayan küçük bir ofise sıkışıp kalmış durumdaydım. Bana her hafta değişen çeşitli küçük görevler veriliyordu. Birkaç hafta sonra bu işlerden bunalmış bir halde şirketin genel başkanı olan patronuma gittim ve işlerimin hızına yetiştiğimi ve daha fazla sorumluluk almak istediğimi söyledim. İşin aslı şu ki ben çalışmayı severim ve o sırada da sıkılıyordum. Daha meşgul ve daha aktif olmak istiyordum. Daha fazla sorumluluk alma arzum tamamen bencilceydi. Patronumun beni başıyla onayladığını, gülümsediğini ve bu konuda düşüneceğini söylediğini hatırlıyorum. Ama hiçbir şey olmadı. Sonrasında birkaç günde bir patronumla olan her karşılaşmamda yaptığımız konuşmayı, bu arada yapacak daha fazla işimin olmasını ve daha fazla sorumluluk almayı gerçekten çok isterim diyerek sonlandırmaya başladım. En sonunda yaklaşık 2 hafta sonra patronum benim temel iş tanımımın dışında kalan bir şeyi onun için yapmamı istedi ve ben de bir kampanya üzerinde çalışmaya başladım. Ona içten bir şekilde teşekkür ettim. İşi alıp ofisime gittim ve üzerinde çalışmaya başladım. Ve hayatımı değiştiren bir alışkanlık geliştirdim. Bir süredir istemekte olduğumu söylediğim fazladan sorumluluğu alır almaz işi hızlı ve iyi bir şekilde yapmaya başladım. İşi harika bir şekilde yapıp patronuma teslim etmek için gece geç saatlere kadar ve hafta sonunda da çalıştım. Patronum işi bana cuma gününün öğleden sonrasında vermişti. Pazartesi sabahı işi tamamlamış, bilgisayarda yazılmış ve işe geldiğinde bulması için patronumun masasına bırakılmıştı. Daha sonra bir laf arasında bana işin o kadar da acele yapılmasına ihtiyaç duymadığını söyledi. Ama onu bu kadar kısa sürede tamamladığım için de bana teşekkür etti. Sürekli daha fazlasını isteyin. O haftanın ilerleyen günlerinde patronum işi bu kadar hızlı ve bu kadar iyi yaptığım için beni bir kez daha övdü. Bunu bir fırsat olarak kullandım ve hemen ondan daha fazla iş istedim. Kısa zaman içinde bana bir iş daha verdi. Sonra bir tane daha ve sonra da bir tane daha. Her seferinde bana yapmam için ne verirse versin, ona beyzbol oynarken topu elime geçirmişçesine sıkıca sarıldım. İşi aldım, hemen üzerinde çalışmaya başladım, onu hızlıca tamamladım ve patronumun ihtiyaç duyduğundan çok daha erken işi ona teslim ettim. Bu gözden kaçmadı. Buna ek olarak, onun zamanını alan bazı görevleri gözlemlemeye başladım ve bu konuda ona soru bile sormadan, o ofisine geldiğinde bitmiş olmaları için o görevler üzerinde çalışmaya ve onları halletmeye başladım. Ona zaman kazandırmak için iş yazışmalarını yanıtladım. Müşteri hizmetleri servisindeki sorunlarla ilgilendim, müşterileri ziyaret ettim ve bilgi topladım. Bu da gözden kaçmadı. Sonra bir gün büyük bir potansiyel proje geldi ve patronum bana onun sorumluluğunu almakla ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Proje daha önce hiç çalışmadığım bir alan üzerineydi ama onu hemen kabul ettim. Ardından canla başla çalışarak işi hızlıca ve gayet iyi bir şekilde yapmaya başladım. Sonra bana bir proje daha verdi. Sonra bir tane daha ve sonra bir tane daha. Yılın sonunda şirketin 3 birimi benim altımda çalışıyordu. Binadaki ikinci en büyük ofise taşınmıştım ve 23 kişiden oluşan bir çalışma kadrom vardı. Satış ve karlarda milyonlarca dolar üreten işleri idare ediyordum. Şirkette bir kurtarıcı, her zaman işleri herkesten daha kısa zamanda ve daha iyi bir şekilde yapan kişi şöhreti edinerek giderek daha başarılı ve şirket için daha değerli bir personel olmaya başladım. Gelirim önce 2'ye sonra da 3'e katlandı. Yeni bir ev ve Mercedes marka bir araba almamı sağlayan ikramiyeler ve teşvik primleri aldım. Bir süre sonra başka bir büyük şirketin başkanı mevcut işimde kazandığım paranın 3 katı maaşla beni işe aldı.
Sonradan eski patronumun 25 yıllık kariyeri boyunca hiçbir çalışanına vermediği miktarlardaki maaş ve ikramiyeleri bana verdiğini öğrendim. Ve ben bu paraların her kuruşunu daha fazla sorumluluk isteyerek ve sonrasında da işi hızlı ve iyi bir şekilde tamamlayarak kazandım. Aynı şeyi sizler de yapabilirsiniz. Zamanınızı boşa harcamayın. Geliştirebileceğiniz ve size her işte faydası dokunacak en önemli alışkanlıklardan biri, işteyken tüm zamanınızı çalışarak geçirme alışkanlığıdır. Robert Half International'a göre, ortalama bir çalışan işte olduğu zamanın sadece %50'sini çalışarak geçirir. Diğer %50'lik çalışma zamanı büyük ölçüde boşa harcanır. Bu zaman iş arkadaşlarıyla yapılan boş sohbetlerle, sürekli olarak e-postaları kontrol etmekle, işe geç gelmekle, kahve ve öğle yeme molalarını uzatmakla ve işten erken çıkmakla çarçur olup gider. Bu zaman özel telefon konuşmaları, gazete okumak, özel işleri halletmek ve internette gezinmek gibi faaliyetlere harcanır. Ortalama bir insanın aldığı ücret için çalışması gereken zamanın sadece yarısı işle ilgili faaliyetlerde bulunarak geçirilir. Daha da kötüsü, ortalama bir çalışanın gerçekten çalıştığı zamanlarda zor ve önemli işler yerine eğlenceli ve kolay işlere öncelik vermesidir. Çoğu insan küçük işler uzmanı olur ve düşük öncelikli işler üzerinde çalışır. Yüksek önceliğe sahip işlere odaklanmak ve her dakikayı değerlendirmek için kendinizi disipline ettiğinizde anında kendinizi diğer herkesten ayırır ve kariyerinizin ve geleceğinizin tüm kontrolünü elinize almaya başlarsınız. İşte olduğunuz sürenin tamamında çalışmaya karar verin. İşe daha erken gidin ve ofise gittiğinizde hemen çalışmaya başlayın. Eğer biri sizinle konuşmak isterse bunu çok istediğinizi ama şimdi yapamayacağınızı söyleyin. Siz şu anda işinize geri dönmek zorundasınız. Kendinize işe geri dön, işe geri dön, işe geri dön mantrasını tekrar edip durun. İş arkadaşlarınıza eğer vaktiniz olursa onlarla iş çıkışında sosyalleşebileceğinizi söyleyin. Ve sonra da işinize geri dönün. Çok çalışan biri olun. Yönetim danışmanlığı veren bir firmanın şirketinize geleceğini ve bugünden bir yıl sonra bir anket yapacağını hayal edin. Bu ankette şirketteki herkesten, şirketteki diğer herkesi en çok çalışan ile en az çalışan aralığında değerlendirmesi istenecek. Bu anketin en tepesindeki ismin sizinki olmasını hedeflediğinizi düşünün. İşte olduğunuz her gün gizli kameralarla izlendiğinizi hayal edin. Ay ya da yıl sonunda şirketteki en çok çalışan kişi oylanacak. Sizin işiniz bu oylamayı kazandığınızdan emin olmaktır. Sıkı, çok sıkı çalışma alışkanlığını geliştirmekten başka hiçbir şey sizin hızlıca insanların dikkatini çekmenizi sağlamaz. İster her alandaki sporcular, yöneticiler, girişimciler ve isterse kendi çabalarıyla milyoner olmuş kişiler olsun, başarılı insanlar üzerinde yapılan her çalışma, bu insanların en belirgin alışkanlığının meslektaşlarından çok daha uzun zaman ve çok daha sıkı çalışmaları olduğunu ortaya koyar. Seçkinlerin arasına katılın. Amerika Birleşik Devletleri ve dünya genelinde zenginlik ve yoksulluk üzerine yapılmış olan pek çok çalışma vardır. Bu çalışmalar gelir dağılımını açıklamaya çalışır ve genellikle sosyal güvenlik ödeneklerinin, işsizlik maaşının ve vergilendirme derecelerinin dayanağı olarak kullanılır. Yapılan bu çalışmalar her seferinde çoğu alanda en yüksek geliri elde eden insanların haftada 60 saat çalıştığını gösterir. En düşük geliri elde eden, yoksulluk sınırında yaşayan insanlarsa haftada 25 saatten az çalışmaktadır. Amerika'daki en yüksek geliri elde eden ailelerde uzun saatler boyunca çok sıkı çalışan 2 veya daha fazla insan bulunur. Amerika'daki en yoksul ailelerse muhtemelen haftada sadece birkaç saat işçilik yaparak çalışan bir kişinin bulunduğu ailelerdir. Ne kadar çok çalıştığınız ve ne kadar para kazandığınız, ayrıca ne kadar çok çalıştığınız ve ne hızla terfi aldığınız arasında doğrudan bir ilişki vardır. Ne kadar çok çalıştığınız ve şirketinize sağladığınız katkının değeri arasında da doğrudan bir ilişki vardır. Daha uzun saatler boyunca çalışan insanlar, değişmez olarak bunu yapmayanlardan daha değerlidir. Onlar daha iyi ücretler ve daha hızlı terfiler alırlar. Kariyer başarısının anahtarı.
Fortune dergisinin Intel'deki CEO'luk görevine uzun zaman boyunca devam etmiş olan Andrew Grew'la bir süre önce yaptığı röportajda ona geçtiğimiz 10 yıl içinde çalışma hayatında meydana gelen en büyük değişimlerin ne olduğunu düşündüğü soruldu. Grew şöyle dedi. Benim görüşüme göre en önemli iki değişim şunlar oldu. Öncelikle bugün herkes artık kendi kariyerinin mimarı. Herkes kendilerine olan her şeyin tek sorumlusunun tamamen kendisi olduğunu anlamalı. Özellikle de sahip oldukları çalışma alışkanlıklarının ve kendi eğitim ve gelişimlerinin sorumlusunun. Hiç kimse kariyerleri boyunca onun sorumluluğunu üstlenmesi ve onu gözetmesi için bir şirkete güvenemez. Grew'un ikinci gözlemi ilkinden bile daha önemliydi. Grew günümüzde her işteki kariyer başarısının anahtarının değer katmak olduğunu söyledi. Bir zamanlar bir işe girebilir, belirli bir başarı düzeyine erişebilir ve sonra aylar ve hatta yıllar boyunca geçmiş başarılarınız üzerinden geçinmeye devam edebilirdiniz. Ama şimdi her gün değer katmanın yollarını aramak zorundasınız. Artık geçmişte ne başardığınız şirketinizin umurunda değil. Günümüzdeki esas soru şu: son zamanlarda benim için ne yaptın? Stratejik düşünme alanında alanının en iyisi olan iki kişi Gary Hamel ve şu anda aramızdan ayrılmış olan Para Halat'tır. Onlar birlikte yazdıkları Competing for the Future, Gelecek İçin Rekabet isimli kitaplarında bir şirketin rekabet üstünlüğü kazanmasının anahtarının 5 yıl ilerisini düşünmek ve bunu zaman geldiğinde piyasanın lideri olmak için gereken becerileri ve yetkinlikleri belirlemek olduğunu yazarlar. Aynı şekilde sizin de geliştirebileceğiniz en önemli alışkanlıklardan biri 3 ila 5 yıl ileriye bakmak ve bu zaman geldiğinde alanınızın en iyilerinden biri olmak için ihtiyacınız olacak ilave becerileri ve yetkinlikleri belirleme alışkanlığını geliştirmektir. Sektörünüzdeki akımlar ve eğilimler neler? Bugün sektörünüzde en fazla gelir elde eden insanların sahip olduğu beceriler neler? Sektörünüz nereye doğru gidiyor ve eğer mükemmel bir gelir kazanmak istiyorsanız şu andan itibaren önünüzdeki 3 ila 5 yıl içinde neyi tam anlamıyla muhteşem bir şekilde yapmanız gerekir? Kariyerinizin yönünü belirleyen anahtar sorular bunlardır. Yarış devam ediyor. Eski yöneticilik yazarı ve gurusu Peter Drucker, 21. yüzyılda önemli olacak tek beceri yeni beceriler öğrenme becerisidir. Diğer her şey zaman içinde işe yaramaz hale gelecektir diye yazdı. Sizi bugün olduğunuz noktaya getiren her neyse, bu sizi o noktada tutmak için yeterli değildir lafı sıklıkla söylenir. Yöneticilik yazarı Tom Peters, bugün iyi yaptığınız ne varsa mevcut pozisyonunuzu korumak için bundan bir yıl sonrasında onu çok daha iyi yapmanız gerekir der. Yarış devam ediyor ve siz de bu yarışın içindesiniz. Sürekli olarak değer katmanın, bugün yaptığınız katkının daha fazlasını yapmanın yollarını arayın. Asla bir bilgi işçisi olduğunuzu ve yaptığınız işin değerinin ona harcadığınız saatlerle değil, o saatler içinde elde ettiğiniz sonuçlarla belirlendiğini unutmayın. İş pozisyonunuzda elde edebileceğiniz en önemli ve en değerli sonuçlara odaklanmayı bir alışkanlık haline getirin. İleriye bakmayı ve geliştirmeniz halinde daha da iyi ve daha da önemli sonuçlar elde ederek daha fazla değer katmanıza imkan tanıyacak becerileri ve yetileri belirlemeyi sürdürün. İyi ve doğrulardan yana olmanın, kariyerinize hız vermenin yolu budur. Bir kazanan gibi görünün. Geliştirebileceğiniz ve sürekli ilerlemeniz üzerinde müthiş bir etkiye sahip olabilecek en önemli milyon dolarlık alışkanlıklardan biri de sizin kişisel görünüşünüz ve imajınızla ilgilidir. Hayatında bir amacı olan ve hayatını belli bir noktaya taşıma uğraşındaki biri gibi giyinme alışkanlığını geliştirmeniz gerekir. İnsanlar aşırı derecede görseldir. Bizler başka insanların dış görünüşlerinden çok ciddi anlamda etkileniriz. Yapılan bazı anketler, bir insanla tanıştığımızda onun hakkındaki ilk izlenimimizi ilk 4 saniyede oluşturduğumuzu ve 30 saniye içinde de o kişi hakkındaki kanaatimizi kesinleştirdiğimizi öne sürer. Biz birisi hakkında bir yargıya vardıktan sonra zihnimiz çoktan varmış olduğumuz kararı meşrulaştırmak için çabalar.
ilk izlenimimizi değiştirmemiz için oldukça ani ve şok edici bir şeyin olması gerekir. İnsanlar bazen, insanlar dış görünüşüme bakarak beni yargılamamalı derler. Bu güzel bir görüştür ama gerçek olan sizin karşılaştığınız herkesi genellikle 30 saniye içinde nasıl göründüğünü baz alarak yargıladığınızdır. Zihinlerimiz böyle işler. Başarının kurallarından biri de şudur. Her şey önemlidir. Her şeyin bize ya bir faydası dokunur ya da bir zararı. Her şey bize bir şeyler ekler ya da bizden bir şeyler götürür. Her şey sizi seçtiğiniz bir hedefe doğru ya ilerletir ya da o hedeften uzaklaştırır. Her şeyin bir önemi vardır. Bu kural diğer her alan için geçerli olduğu gibi nasıl göründüğünüz konusunda da geçerlidir. Dışarı yansıttığınız imajda da her şey önemlidir. Eğer bunun size yardımı dokunmuyorsa zararı dokunuyor demektir. Kariyerinizde yapabileceğiniz en akıllıca hamlelerden biri, kişisel imaj üzerine birkaç kitap satın almak ve sonra da yetkin, etkili ve güvenilir bir insan gibi görünmek için kitaptaki kıyafet seçimi, kişisel bakım, makyaj ve aksesuar konularındaki tavsiyelere uymaktır. İnsanların sezgileri son derece kuvvetlidir ve biz başkalarının dış görünüşünden ciddi anlamda etkileniriz. İyi giyinmek ve yetenekli bir insan gibi görünmek için zaman ayırdığınızda ve çaba harcadığınızda, aksi halde sizin için kapalı kalmaya devam edecek olan kapıları açarsınız. Her şirketin istediği şey, iş sahipleri ve yöneticiler elemanlarıyla gurur duymak isterler. Çoğu insan çok çalışır, sıkı çalışır ama iş terfi almaya geldiğinde dış görünümleri nedeniyle yıllar geçse de göz ardı edilirler. Bu insanlar genellikle kilolu ve bakımsızdırlar. Saçları fazla uzun ya da dağınıktır. Kıyafetleri ve aksesuarları üstlerine uymaz ve birbirleriyle de uyumsuz haldedir. Ayakkabıları boyasız veya kıyafetleriyle ya da pozisyonlarıyla tutarsızlık içindedir. Sonuç olarak çevrelerindeki insanlar, özellikle de kendilerinden daha üst konumdaki insanlar onları daha değersiz görür ve fikirlerini de göz ardı ederler. Bölüm 7 ve 8'de bir işi geliştirmek ve satış ve pazarlama hakkında konuşacağız. Bu bölümlerde bir ürün veya hizmetin satışını yaparken konumlandırma ve markalaştırmanın öneminden bahsedeceğim. Bu iki kavram sizin hem kişisel hem de çalışma hayatınız için geçerli olan kavramlardır. İşte yapabileceğiniz bir alıştırma. Sabah işe gittiğinizde bir resminizi çektiğinizi ve o resmi insanlara gösterip "Bu ne tür bir insan?" diye sorduğunuzu düşünün. Sizi tanımayan insanlar normalde işe gittiğiniz halinizin bir resmine baktıktan sonra sizi nasıl tarif ederdi? Onlar, "Bu kusursuz, gayet düzenli, yüksek performans gösteren bir kişi mi?" derlerdi, yoksa gururunuzu pek de okşamayacak şeyler mi söylerlerdi? Çalışma alanınıza, masanıza, evrak çantanıza ya da arabanıza bakın. Ne tür bir insan bu ortamda çalışır ya da böyle bir araba kullanır diye sorun. Objektif bakan bir gözlemci çalıştığınız alana baktığında sizin son derece etkin, üretken ve çok düzenli biri olduğunuzu söyler miydi? Yoksa bu kişi başka bir şey mi söylerdi? Dışarıdan bir gözün değerlendirmesi. İşte size bir başka alıştırma. Bir danışmanlık firmasının şirketinize geleceğini ve tüm iş arkadaşlarınızla görüşmeler yapıp onları şu soruyu soracağını hayal edin. Bu kişiyi tanımlamak için hangi kelimeleri kullanırdınız? Siz orada olmadığınızda insanlar sizi tanımlamak için hangi kelimeleri kullanır? Sizinle yaşadıkları deneyimlere, karakterinize ve çalışma alışkanlıklarınıza dayanarak siz mevcut olmadığınız zamanlarda insanlar sizin hakkınızda başkalarıyla nasıl konuşur? Siz onların sizin hakkınızda nasıl konuşmasını isterdiniz? Onların hangi kelimeleri kullanmalarını isterdiniz? İş arkadaşlarınız sizi başkalarına anlatırken hangi kelimeleri kullansaydı bu sizin kariyerinize fayda sağlardı? Son olarak, başkalarının sizi en pozitif ve en gurur okşayıcı şekilde tarif etmesi için gereken yürüme, konuşma, giyinme, çalışma ve davranma alışkanlıklarını nasıl geliştirebilirsiniz? İnsanlar sizin için o son derece yetkin, etkili, dürüst, dost canlısı, yardımsever ve işleri hızlı ve iyi bir şekilde halleden biridir deselerdi, bu size yararlı olur muydu?
Gelecekte bir gün insanların sizi düşündüklerinde ve sizin hakkınızda konuştuklarında kullandıkları kelimelerin bunlar olması için görünümünüzü ve çalışma alışkanlıklarınızı nasıl değiştirebilir ya da nasıl yeniden yapılandırabilirsiniz? İnsanların kafalarında bu kelimeleri sizinle ilişkilendirmeye başlaması için hemen şu anda hangi adımları atabilirsiniz? İyi bir takım oyuncusu olun. Kariyeriniz süresince geliştirebileceğiniz en önemli alışkanlıklardan biri, başka insanlarla birlikte iyi bir şekilde uyum içinde çalışma alışkanlığıdır. Kariyerinizin başlarında iyi bir takım oyuncusu, ilerleyen bölümlerinde ise iyi bir takım lideri olma beceriniz, şirketinizin size verdiği değeri artırmak için en az geliştirebileceğiniz her alışkanlık veya beceri kadar fayda sağlayacaktır. Araştırmacıların bulgularına göre ekonomik çalkantı ve büyük ölçekli işten çıkarmaların olduğu dönemlerde her kurumun gitmesine en son izin verdiği insanlar en popüler ve şirkete en çok yardımı dokunan insanlar olur. Ekonomik durumlara bakmaksızın bir kurumda en uzun süre tutulanlar her zaman en çok sevilen ve en fazla sayıda insanla iyi geçinen insanlardır. Sizin yapmanız gereken de bu insanlardan biri olmaktır. Müşteri hizmetlerine odaklanın. Bazen izleyicilerime burada kaç kişi müşteri hizmetleri alanında çalışıyor diye sorarım. Çok az el havaya kalkar. Sonra herkes müşteri hizmetleri işindedir. Şirketinizde her ne yapıyor olursanız olun, herkes müşterilere hizmet verme işindedir diye ifade ederim. Çevrenizdeki herkesi bir tür müşteri olarak ve kendinizi de bir müşteri hizmetleri uzmanı olarak görme alışkanlığını geliştirin. Bir müşteri, işinizdeki başarınızın bağlı olduğu herkes ve işindeki başarısı için size bağlı olan herkes ya da dış dünyadaki herkes olarak tanımlanabilir. Bu tanımla yola çıkıldığında birkaç değişik müşteriniz olur. İlk olarak dışarıdaki müşterileriniz vardır. Bu insanlar şirketinizin ürettiği ürünleri ya da hizmetleri alan ve kullanan insanlardır. Bu insanların memnuniyetini sağlamak başarınız için mecburidir. Şirketin müşterilerine hizmet verme konusunda en hayati öneme sahip insanlar, her zaman en değerli olanlar ve en çok takdir görenlerdir. Ayrıca kurumunuz içinde bir dizi başka müşteriniz de vardır. Bu müşteriler sizin patronunuz, iş arkadaşlarınız ve aslarınızdır. Başarınız bu insanların her birine bağlıdır ve belirli bir dereceye kadar bu insanların her biri de size bağlıdır. Kurum içi müşterilerinize ne kadar çok ve ne kadar iyi hizmet verirseniz o kadar üretken olur ve şirketiniz için o kadar değerli hale gelirsiniz. En iyi müşteriniz. İşe patronunuzla başlayın. O sizin en önemli müşterinizdir. Kurumunuzdaki diğer her müşteriyi memnun etmekte başarısız olabilirsiniz ama patronunuz sizi sevdiği ve desteklediği sürece işiniz güvende olur. Diğer yandan kurumunuzun içindeki ve dışındaki herkesi memnun edebilirsiniz ama patronunuzu memnun etmediğiniz takdirde işiniz tehlikede demektir. Bu nedenle patronunuz sizin bir numaralı ve en önemli müşterinizdir. İşte yapabileceğiniz bir alıştırma. Yapmanız için işe alındığınızı düşündüğünüz her şeyin bir listesini yapın. Bu listeyi patronunuza götürün ve ondan kendi öncelikleri doğrultusunda bu görevleri bir sıraya sokmasını isteyin. Patronunuza üzerinde bir sonuç ortaya koymanız gereken sizin bir numaralı en önemli sorumluluğunuzla başlamasını söyleyin. Sonra ikinci en önemli işinizi seçsin ve bu şekilde devam etsin. Çok az insan patronuyla birlikte bunu yapar. Patronunuza bu öneriyle yaklaştığınızda onun hem gururu okşanır hem de bundan memnuniyet duyar. Ama onunla bu liste üzerinde vazgeçmeden çalışmaya devam ederseniz ikiniz de bu toplantılardan sizin iş yerinizdeki gerçek öncelikleriniz konusunda çok daha iyi bir anlayışa sahip olarak ayrılırsınız. Bu noktadan sonra daima patronunuzun bir numaraya koyduğu görev üzerinde çalışma alışkanlığını geliştirin. Eğer patronunuz sizden yeni bir şey yapmanızı isterse, hemen yeni işin yapmakta olduğunuz şeyle kıyaslandığında hangi öncelik sırasında olduğunu sorun. Başlıca amacınızın patronunuzun kendisinin en önemli ve sizin zamanınızın en değerli kullanımı olarak gördüğü şey üzerinde çalışmak olduğunu net bir şekilde algılamasını sağlayın. İnsanların etkili olmalarına yardımcı olun.
Eğer kendi çalışanlarınız varsa aynı alıştırmayı onlarla da uygulayın. Her birinden ben neden maaş alıyorum sorusunu cevaplayan bir liste yapmasını isteyin. Her elemanınızla birlikte bu tanımlamaları gözden geçirin ve listelerini önceliklere göre düzenlemek konusunda onlara yardım edin. Sonrasında her birinin kurumunuza mümkün olan en değerli katkıyı sağlamak adına sizin için en önemli olduğunu düşündüğünüz şeyi yapıyor olduklarından emin olmak için gücünüz dahilindeki her şeyi yapın. İş arkadaşlarınız da sizin müşterilerinizdir. Çünkü belirli şeyler konusunda onlarla bağlısınızdır. Her zaman onların işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olmanın yollarını aramalısınız. İnsanların her zaman sizin onlar için yaptığınız her şeyin karşılığını vermeye çalıştığını söyleyen, karşılıklılık yasası sayesinde sonrasında onlar da sizin işinizi daha iyi yapmanıza yardımcı olmanın yollarını ararlar. John Cotter, Power and Influence, Beyond Formal Authority, Güç ve Etki, Resmi Otoritenin Ötesinde isimli kitabında bir kurumdaki gücün kendisinin gözetimli bağımlılıklar adını verdiği şeye dayalı olduğu sonucuna varır. Bu sizin etkileyebileceğiniz ama üzerlerinde hiçbir kontrolünüzün olmadığı insanları işaret eder. Bu insanlar işleri ve gelirleri konusunda size bağımlı değildir. Onlar sizden bağımsızdır ama başarılı olmak istemeniz halinde onların yardımlarını ve işbirliklerini isteyebileceğiniz insanlardır. Kurumunuzda ve kurumunuzun dışında bulunan ve işinizi mümkün olan en iyi şekilde yapabilmeniz için yardımına, işbirliğine ve desteğine ihtiyaç duyduğunuz tüm insanların bir listesini yapın. Ardından bu insanların dostluklarını kazanma alışkanlığını geliştirin ve onların da sorumluluklarını daha iyi bir şekilde yerine getirmeleri için onlara yardımcı olmanın yollarını arayın. Ekmek ve biçmek. Bölüm 1'de sebep ve sonuç yasasının Batı felsefesinin temeli ve evrenin demir yasası olduğunu söylemiştim. Bu yasa, ne ekerseniz onu biçersiniz der. Bu çalışma hayatında ne sunarsanız, ortaya kendinizden ne koyarsanız ya da başkaları için ne yaparsanız neticede onun size geri döneceği anlamına gelir. Ekme ve biçme yasasının belirli bir sıralamasının olduğuna dikkat edin. Siz önce eker, sonra biçersiniz. Çoğu insan ekmeden önce biçmeye, hatta hiçbir şey ekmeden bile bir şeyleri biçmeye çalışır. Ama dünya bu şekilde işlemez. Önce başkalarına yardımcı olmanın yollarını arayın. Sonra neredeyse otomatik bir şekilde insanlar zamanı geldiğinde size yardımcı olmak için hazır olurlar. Başarının en büyük kurallarından biri şudur. Bir karşılık beklemeden kendinizden ne kadar çok şey verirseniz, size hiç beklemediğiniz kaynaklardan o kadar çok iyilik gelir. Aldığınızdan fazlasını vermenin, biçtiğinizden fazlasını ekmenin, gerekenden daha fazla çaba göstermenin ve her zaman aldığınız para için yapmanız gerekenlerden daha fazlasını yapmanın yollarını arama alışkanlığını geliştirin. Eğer bunu yaparsanız, gelecekte daha fazla para kazanmanızın zeminini hazırlamış olursunuz. Sürekli olarak değer katmanın yollarını arayın. Kendi şirketinizin başkanı. Şirketinizde başarılı olmak için geliştirebileceğiniz en önemli alışkanlıklardan biri, kendinizi kendi işinde çalışan biri gibi görme alışkanlığıdır. Kendinizi kendi kişisel hizmetler şirketinizin başkanı gibi görün. Çalıştığınız şirketin hisselerinin %100'ü size aitmiş gibi davranın. Şirkete her açıdan sizinmiş gibi muamele edin. Kendinizi kendi işinde çalışan biri gibi görme alışkanlığını geliştirerek kendiniz, şirketiniz ve kariyeriniz için tüm sorumluluğu üstünüze alırsınız. Bu sorumluluğu üstünüze alarak ve kendinizi kendi işinizin başkanı olarak görerek kişiliğinizi ve karakterinizi değiştirirsiniz. Bunu yaptığınızda tutumunuz iyileşir ve hareketleriniz daha odaklı, etkili ve maksatlı hale gelir. Yıllar önce New York'ta yapılan bir çalışma, çalışanların sadece %3'ünün kendilerini kendi işlerinde çalışıyormuş gibi gördüğü sonucuna vardı. Bu %3'lük kesim her zaman daha fazla ücret, daha hızlı terfi alıyor gibi görünüyor. Bu insanlar kişisel sorumluluk ve inisiyatif alan insanlardır.
Onlar eylem odaklıdırlar ve şirketlerine daha fazla değer katmanın yollarını ararlar. Bu insanlar işlerinde elde edebilecekleri sonuçların kalitesini ve miktarını artırmak için ilave eğitimler almak ister ve bunları araştırırlar. Kendinizi kendi şirketinizin başkanı, kendi işinizin ve sonuçlarınızın tek ve tam sorumlusu olarak gördüğünüzde size en çok yardım edebilecek insanların dikkatini hızlıca çekerseniz, sizin için fırsat kapıları açılır. Daha fazla sorumluluk ve yetkiye sahip olacağınız konumlara terfi edersiniz. Etrafınızdaki önemli insanlardan daha fazla saygı ve değer görürsünüz. En sonunda herkesi geride bırakırsınız. Pozitif ve neşeli olun. Verebileceğiniz en önemli karar, muhtemelen pozitif ve neşeli bir insan olma alışkanlığını geliştirme kararıdır. Eleştirmeyi, suçlamayı veya şikayet etmeyi reddedin. İş arkadaşlarınızla dedikodu yapma veya şikayet etme ortamlarına girmeyin. İş yerinde söylediğiniz her şeyin tekrarlanacağını ve e-posta yoluyla herkese gönderileceğini hayal edin. Dilinizi tutun. Bunlar yerine herkes hakkında söyleyecek iyi bir şeyler arayın. Her zaman neşeli ve arkadaş canlısı biri olun. Sabırlı ve uyumlu biri olun. Kibar ve nazik biri olun. Düşünceli ve saygılı olun. Herkesin kendisi için çalışmasını, birlikte çalışmayı ya da onun için çalışmasını isteyeceği türden bir insan olun. Modern iş dünyamızda en çok ücreti ve en hızlı terfileri alanlar her zaman en yetkin, becerikli, sevilen ve cana yakın insanlardır. Herkeste ve her durumda en iyiyi arama, başkalarına yardımcı olmaya odaklanma ve şirketinize değer katma alışkanlıklarını edinin. Bu alışkanlıklar size yapabileceğiniz diğer her şey kadar, hatta belki de onlardan bile daha fazla yardımcı olur. 6. bölüm sonu uygulamaları. 1. Neyi yapmayı ve öğrenmeyi kolay bulduğunuzu ve işte en çok neyi yapmaktan keyif aldığınızı belirleyin. Bunları daha fazla yapabileceğiniz bir iş alanı bulun. 2. Kendinize has yeteneklerinizi ve becerilerinizi belirleyin ve kendinizi o alanlarda tam anlamıyla mükemmel hale gelmeye adayın. 3. Sonuçlar almak için sürekli olarak daha fazla sorumluluk isteme ve kabul etme alışkanlığını geliştirin. Ve performansınızı göstermek için bir fırsat yakaladığınızda hızlı hareket edin. 4. İşleri hızlıca halledin. Ne kadar hızlı hareket ederseniz o kadar fazla enerjiniz olur ve o kadar hızlı bir şekilde daha yüksek ücret alır, o kadar hızlı bir şekilde daha yüksek sorumluluk sahibi olacağınız konumlara terfi edersiniz. 5. Çalıştığınız zaman süresinin tümünü çalışarak geçirin. İşe daha erken başladığınızda, daha çok çalıştığınızda ve işten daha geç ayrıldığınızda kendinizi diğer herkesten hızlıca ayırırsınız. 6. Başkalarıyla birlikte iyi bir şekilde çalışma ve geçinme alışkanlığını geliştirin. Her zaman katkıda bulunmanın ve başkalarına işlerini daha iyi ve daha hızlı yapması için yardımcı olmanın yollarını arayın. 7. Çalışırken hem şirketinizdeki hem de şirketinizin dışındaki müşterilerinizi memnun etmeye odaklanın. Çalışmak kişiliğin uzantısıdır. O başarıdır. O kişinin kendisini tanımlamasının, kendi değerini ve insanlığını ölçmesinin yollarından biridir. Peter Drucker. 6. bölümün sonu.